silini temizlemeye kalktım ama bir baktım lastiğe çivi batmış. Şurada gördüğünüz üzere bayağı bir küçük bir şeye benziyor. Tabii ne zaman battı bilmiyorum. Ben bugün gördüm onu. Lastik falan inmemiş zaten. Nasıl girdi, nasıl etti hiçbir fikrim yok. Onu bilince çıkartacağız. Şöyle bir lastik tamir kitim vardı benim, almıştım. İlk defa kullanmak nasip olacak. Ve burada hava olduğu için yani kendimde burada kompresör lavabo olduğu için bunları kullanmayacağım. Bunları acil durumlar için kullanacağım. Sonra isterseniz bunun tanıtımını da yaparız ama şöyle basit şu aparatı taktığınızda şunu hava basabiliyorsunuz. Ama dikkat edin, bunun bir tane böyle sünger gibi bir şeyi var. Şu bezi var. Bu bezle birlikte tutmak lazım o hava tüplerini. Çünkü hava içinden boşalmaya taktığı anda o bir buz tutuyor üstü. Eksi bilmem kaç derecelere düşüyor. Eliniz buna yapışır yani. Sonra ayıramazsınız. Deriniz üstünüzde kalır. Ondan sonra işte şununla çiviyi çıkardıktan sonra yeri genişletiyoruz. Ondan sonra da bunu da şu fitillerimize gönderip geri çekeceğiz. Sonra da falçatayla keseceğiz. Burada işte bu bisiklet için falan herhalde, lastiği sökmek için falan zannedersem. İki tane bir şey zımbırtı, levye gibi uçları. Burada ekstra aparat, şu alet girmezse diye jantın arasına ya da şeye, hani bisiklet için de sanırım bu, motor için de kullanılır. Aynı şey sonuçta. Şöyle bir yapıştırma yaması falan da çıkıyor bisikletler için. Ekstra bile içinde böyle bıçağı falan da var. Şöyle biraz dandik ama yok zaman da iş görür. Ücreti var. Ben kendi falçatamı kullanacağım zaten. Alttan kaldırtıp sıra kerpeten ile penseyle çekeceğiz bakalım minik çivimizi. Açmaya başladı. Evet, ufacık bir şey. Bunu söylemiştim. Bir şey, tamam, hava kaçıyor zaten. Bayağı bir çivi girmiş yani. Evet. Ne yapıyorduk? Önce bununla dikineydi. Dikine doğru, deliğin yönüne doğru yapalım da ekstra bir delik daha açmayalım alete. Bunların böyle şey olanları var aslında. Sapı T gibi olanlar, onlar daha rahat çevrilebilir şu şekilde. Bu biraz zor oluyor. Ama oldu gibi bir şey. Evet. Tekerleği biraz çevireyim. Bakalım geldi mi geldi. Açtık fitili. Şimdi kapağı kullanacağım. Bakalım inşallah becerebiliriz. Şimdi tamamını mı yapacağız? Yarısını mı yapacağız? Ben de bilmiyorum. Herhalde tamamı. Şu şekilde. Ya da bundan gelecek mi? O da muamma. Yatar.
Biraz yiyince biraz daha kendine geldi. Döndürmeden sokmamız gerekiyor sanırım. Nasıl yapıyorlar ya? Bu alet dandik bence. Kısamıyorum. O bisiklet için herhalde. Ki öyle. Bunun içine sokmak biraz bela. Göndersek. Evet, bu şekilde takıyoruz. Ortası biraz parçalandığı için şurasıyla ortasından takalım. Bu şekilde taktık. Göndermeye çalışıyoruz.
hızla basalım. Tekerlek bayağı indi çünkü. Kaç bar basıyorduk? Onu hatırlamıyorum. Bu nasıl ya? Kırk falandı galiba da. Ben 31-32'de bıraktım, o kadar soğuk. Otuz ikide bıraktım. Zaten lastiğim sert. Sert olduğu için şey yapmam. Bir köpüklü su yapıp bakalım. İnşallah kaçırmıyordur. Evet. Şimdilik kaçırmıyor. Zaten döndükçe de bu iyice üstü basacak durana. Şurası birazcık bıraktım şöyle. Fitil iyice oturur. Yapışır, yerleşir. Şu anda yaptık. Sadece bu aletlerin saplarının T şeklinde olması işimizi kolaylaştıracaktır. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Biraz elinizi kızartabiliyor. Buradan böyle basınca çocuk çok küçük, yani ufacık bir şey. Eli avucu oturmuyor. Ufacık bir anahtar. Abi, ben zaten tornavida yardımıyla birazcık kastırdım. İçine teptim böyle. Bunun haricinde yok. Şunun T şeklinde olması şart. Daha iyi. Sokup çıkartmak lazım ki delik genişlesin. Herhangi bir kaçak. Bu şekilde yaptık diye düşünüyorum. Lastik tamirimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Mantıken yaptığım hiçbir yerde izlemedim. Gördüğüm olmuştu. Kamyon araba lastiklerine nasıl yapıldığını. Bir kere de kendi arabama yapmıştı elemanın bir tanesi, lastikçi. Orada görmüştüm. Bu şekilde mi yapılıyordur? Doğrusu, daha doğru bir şekli var mıdır? Böyle yapmak sağlıklı mıdır, sağlıksız mıdır bilmiyorum. Ama ben mantıken bu şekilde yapılacağını düşünerek yaptım. Sonra internetten bakacağım. Ama şu anda kaçak problemimizi çözdük. En kolay ve en çabuk yöntem ile yaklaşık 5-6 dakikada hallettik. Video uzun olsa da. Böyle. Kanalımızı takip edin arkadaşlar. 35. bölgeden şimdi bu kadar. Burada lastik tamir videomuzdu. İnşallah daha kötü şeyler yaşamayı siz de yaşamazsanız. Ön lastik patlaması daha da tehlikeliymiş. Onu yaşamadık. Arka lastikler gerçi inmedi, yani çivi battı ama herhangi bir inme ya da herhangi bir sıkıntı olmadı. Yaşamadık. Anda bu şekildeydi. Herkese sevgiler, saygılar. Dikkatli sürün.